Şehrin markasını korumak için üstün bir cesaretle yürümek. Yarını düşünerek bu yolda üstün bir hizmet anlayışıyla gönüllere ulaşmak. Yürüdüğünüz yol ne olursa olsun sizin şehrinizde sizin markanızdan vazgeçmeyin. Tren Otomotiv sizin tercihiniz. Herkese merhabalar efendim. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Günaydınlar Siha, günaydınlar Konya, günaydınlar Türkiye. Nasılsınız? Bir salı günü daha geride bıraktık. Çarşamba gününe geldik. Şükür kavuşturana diyelim. Yüce Allah'a şükürler olsun. Ee, i̇nşallah Yüce Allah her daim her programın başında söylemiş olduğumuz gibi ee, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir ömür geçirmemizi nasip ve müyesser eylesin. Gündemle başlayacağız. Günlerden ne dedik? Çarşamba dedik. Türkiye'nin gündemi genellikle yoğun, yoğun geçiyor şu günlerde. Seçim çalışmaları, liderler hızlandı. Dolayısıyla bu çerçevede kargaşa oluşuyor. Kargaşa oluşmuyor değil, kargaşa oluşuyor. Bu şekilde de devam ediyor. Tabii. Liderlerin özellikle hani girip çıktıkları yerlerde kavga ettikleri durumlar oluyor mu? Oluyor tabii ki de oluyor. Yani sonuçta insanın olduğu yerde her şey var diyoruz ya. Dolayısıyla da biraz bu ne oluyor? Tansiyonu yükseltiyor. Tansiyonu yükseltiyor. Yazılı basının gündemi diyeceğiz. Özellikle Sözcü gazetesi iktidarın çıkaracağı sansür yasası bizi 150 yıl geriye götürür diyor. Aynı istibdat dönemi gibi. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Süleyman Bülbül Abdülhamit döneminde basına getirilen yasakların 144 yıl sonra bu iktidar tarafından hazırlanan yasayla aynı olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok maddesi kabul edilen ve sansür yasası olarak eleştirilen dezenformasyonla mücadele yasasının Türkiye'yi 1878'de döndüreceği uyarısı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül 144 yıl önceki istibdat döneminde getirilen yasaklara dikkat çekti. Bülbül mecliste şöyle söyledi diyor. 1878'i hatırlayın. Bu dönemde Yıldız Sarayı Başkatipliğinden Özellikle matbuat müdürlüğüne 9 maddelik bir yönerge getirildi. Bu maddeler şimdi getirilen bu yasa teklifiyle çok benzeşiyor diyor. İşte 144 yıl önce basına getirilen yasaklar demiş. Her şeyden önce padişahımızın değerli sağlığına, ürünlerin durumuna, ticaretin ve sanayinin gelişmesini bildiren haberlere öncelik verilmesi bir vali veya bu tasarrufun hırsızlık yaptığı, para yediği, adam öldürdüğü veya ayıplanacak bir iş yaptığı söylenecek olursa saklanması. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ahlak açısından onaylamadığı hiçbir romanın veya yazı dizilerinin kesinlikle yayınlanmaması. Kişilerin ve vilayet ahalisinin yolsuzlukları bildirmek için hükümdara verdikleri dilekçelerin yayınlanması yasaktır. Abdülhamit de aynı kafadalar. Bülbül istidat yıllarında basına sansürün nasıl uygulandığını açıkladığı bu maddelerle anlatmaya çalıştı. Avrupa Konseyi'nden sansüre eleştiri ifade özgürlüğü üzerinde keyfi kısıtlama yaratacak. Sansür yasası diye eleştirilen teklife bir tepki de Avrupa Konseyi'nden geldi. Konsey seçim öncesi endişe yaratıyor. İfade özgürlüğü üzerinde olası keyfi kısıtlamalar getirir dedi. Burada İyi Partili vekil Bedri Yaşar açıkladı. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 149. yüz. Yasar, mecliste bazı maddeleri kabul edilen dezenformasyonla mücadele yasası çıktıktan sonra Türkiye'nin muhtemelen Sudan ve Myanmar'dan sonra son sırada yer alacağını söyledi diyor. Şimdi burada e, yani bir yüklenmede Osmanlı'ya geliyor Sözcü gazetesinden. E, yani Abdülhamit'le aynı kafadalar diyor. Yıllar öncesi burada özellikle Osmanlı'nın getirdiği yasakları ortaya atıyorlar. E biz de o zaman şöyle diyelim. Yıllar önce CHP'nin getirdiği özellikle yolsuzlukları anlatalım. Anlatalım. Şimdi kısasa kısas. Hadi bakayım. Nasıl olacak? E Osmanlı'ya burada hakaret ediyorsun. Bir şekilde. Ne demişsin? Bak burada açıklıyor. Abdülhamit'le aynı kafadalar diyor. Şimdi 500 yıl hükümdarlık yapmış, imparatorluk yapmış bir Osmanlı İmparatorluğu efendim. Burada ne diyor? Şimdi iktidarla aynı kafa. O zaman biz de şöyle diyelim. CHP'yi geriye, geriye götürün. Bırakın 500 yılı ya. Bırakın 500 yılı. 70 yıl öncesine götürelim hadi. Hadi 1923 Cumhuriyet'in ilanından sonraki döneme götürelim. Bırakın onu 80 ihtilaline götürelim. Bülent Ecevit'in dönemine götürelim. O zaman siz de aynı kafadasınız. Aynı kafadasınız abi kısasa kısas. Madem sen burada Osmanlı'yı eleştirdin, hakaret ettin. E biz de o zaman oraya götürelim seni. Bütün yolsuzlukları, uğursuzlukları hepsi ortada. Yani anlam vermek gerçekten çok güç ya. Biz ayrım yapmadan bütün gazeteleri okuyoruz burada. Solcu olsun, sağcı olsun. Şimdi hayır benim anlamadığım parti değiliz biz. Kendi geçmişine, Tamam mı kardeşim? Burada hakaret etme. O senin geçmişin. İyi de olsa senin geçmişin. Kötü de olsa senin geçmişin. Biz kalkıp da burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi şöyle yaptı böyle yaptı demiyoruz. Şuraya ben iki yıldır çıkarım. Ağzımdan daha bir kez bir kez Cumhuriyet Halk Partisi şunu yaptı bunu yaptı demedim demem ya. Niye diyeyim? Ama sen burada Osmanlı'ya bir şekilde üzeri kapalı hakaret ediyorsun. Açıkça burada öyle söylüyor. Şimdi yapmayın ya Allah aşkına vallahi yapmayın. Yani e, bilmiyoruz. Burada e, hayır ben solcusunda sağcısında değilim. Etme kardeşim. Atatürk'e de hakaret etme. Burada Osmanlı'ya da hakaret etme. İkisinin de bizler burada savunucusuyuz. İkisinin de ayrım yapmadan. Ama sen kalkar da bunu particiliğe çevirirsen o zaman işler değişir. O bizi ilgilendirmez. Particiliğe girdik mi burası bizi ilgilendirmez. Buraya ne gelir? Hangi gazete düşer biz de onu okuruz. Sağcı olsun solcu olsun. Hiç fark etmez. CHP'li belediyelerin özellikle 28.6 milyarlık hizmet projeleri bekletiliyor. Musluğun başındaki AKP iktidar onay vermediği için pek çok kentte projeler yapılamıyor. Olan halka oluyor demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şunları söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin 28 milyar 680 milyon liralık büyük projeleri bir imza ile onaylanmadığı için hayata geçirilemiyor. Siz belediyelerimizi değil, hizmet bekleyen vatandaşlarımızı cezalandırıyorsunuz. Bu hangi vicdana sığar diyor. Kılıçdaroğlu'nun özellikle en parlak beyinlerle bir araya geleceği de açıklanmış. Diğer taraftan tahrik paylaşımı diyor. Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ege'deki küstahlıkları bitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçiliği Yunanistan'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri uçakları özellikle gemisi savaş uçaklarının olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Gerilimin tavan yaptığı dönemde üzerinde ABD uçak gemisi George Bush'un fotoğrafının olduğu paylaşımda birlikte güzel giden iki şey Yunan doğası ve Amerikan gücü ifadelerini kullandı diyor. Burada da Sözcü gazetesinde bu bilgilere yer veriyor. Ya kardeşim gerçekten anlam ver. İşleri güçleri Osmanlı ya. İşi gücü bu insanların Osmanlı. Yani söylenecek çok şey var. Hani orada çok fazla ifadelerden bahsediliyor. Ben onları kullanmayayım burada. Şimdi canlı yayında olmaz da. Bizler diyoruz ki şuraya iki senedir çıkıyoruz. Kardeşim Osmanlı'ya da hakaret etme. Atatürk'e de hakaret etme. Etme ya. Geçmişini koru. Kötü de olsa o bizim geçmişimiz. Biz hiçbir zaman şurada kalkıp da 80, 80 öncesi veya ne bileyim Bülent Ecevit dönemindeki buradaki yapılan, o zamanki iktidarda süre gelen, orada onaylanmayan, onaylanan şeyler hiçbirisini burada paylaşmadık. Şahsımca ayrı bakın burada. SİHA'da paylaşmadık biz. E o zaman şimdi sen burada daha önceki yıllarda 500 yıl imparatorluğu sürmüş olan, hükümdarlık sürmüş olan, o zaman Osmanlı'ya hakaret edersen burada adam sana çıkar ne söyler biliyor musun? O zaman ha der ki biz de CHP burada biz de burada CHP'ye özellikle ne yapalım hakaret edelim der. Haklı. Kendince de haklı. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan 3,5 saat süren toplantı sonrası millete sözleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kredi destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve %7.5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için %4 faizle kredi verilecek. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz dedi. Esnafımız için Halk Bank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve %7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Evet efendim sabah gazetesi diyoruz muhafazakar devrimci gençlerle barışacağız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Erdoğan TÜGVA Genel Kurulu'nda gençlere seslendi. Karşında şu anda muhafazakar devrimciler var. Türkiye yüzyılının inşasını özellikle sizlerle gerçekleştireceğiz diyor. Karşımızda düşmanlar var demiş. Birileri hala ülkemizde yasakçılığın istismarını yapıyor. Gençler şunu unutmayın biz varız bir de karşımızda düşmanlar var. Demokrasi, özgürlük diyenlerin maskelerini inince, maskeleri inince faşist suratları belirdi. Biz demokrasiye de özgürlüklere de sahip çıkmayı sürdüreceğiz diyor. Devrim engellerle karşılaşılır demiş. Her devrim reform türlü engellerle karşılaşır. Karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Gençler gümbür gümbür demiş, gençlerimizde azmi, iradeyi, enerjiyi görüyorum. Gümbür gümbür gelen Teknofest gençliğin heyecanı bizi de sarıyor diyor. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu bilgilere yer veriyor. Yoksulluğun olmadığı bir Türkiye yapacağız demiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yolsuzluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz yapacağız. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla vatandaşımızı da özellikle vatandaşımıza da doğalgazı nasıl ulaştıracağız derdindeyiz. Kışa hazırız. Aralık ayında asgari ücrete en uygun, asgari ücreti de en uygun rakama çıkaracağız diyor. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efendim özellikle vallahi kış geldi geliyor Korkmaya da başladık bir taraftan. Ne olacak fiyatlar diye düşünüyoruz. Niye? Kapıda Ukrayna ile Rusya yine birbirine girmeye başladı. Hani dün programda söyledik ki, E tamam. Şimdi e, hani geçen dönem Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki e, özellikle olumsuzlukları Türkiye çekmişti ya bir şekilde. Belki diğer ülkelere de yansıdı. Şimdi doğal gazın üçte ikisini biz Ruslardan alıyoruz. Neden biliyor musunuz? Şimdi Rusya kaynak... Rusya kan kaybederse, ulan bize olur ha. Doğal verirler zaman, verirler zaman. Ondan sonra, vay halimize diyelim. İnşallah olmaz yani. İnşallah böyle bir şey olmasın da. Bizler de ne yapalım? Bari bu kışı rahat geçirelim. Bari. Evet efendim, devam ediyoruz. Kanseri nasıl yendim diyor. Zor bir süreçti. Ya içimdeki düşman galip gelecekti. Ya da ben. Bir şeyler beni rahatsız etti. En iyisi doktora gitmek. Kolonoskopi, endoskopi, MR derken Profesör Mehmet Haberal özellikle maalesef kötü huylu, nutkum tutuldu. Eşim Canan gözyaşı, başım döner gibi oldu diyor. Burada yani sayfa 9'da demiş. Ee, yani kötü huyluyormuş kanser efendim özellikle. Ee, Allah yardımcısı olsun inşallah. Ama başarmış da güzel bir e, haber bu da. Yavuz Donat'ın özellikle e, Vittin diye burada e, not almış köşeye. E, i̇nşallah hangi kanser hastamız varsa Yüce Allah onlara şifalar versin efendim. Kesinlikle öyle söyleyelim. Sahte Covid-19 ilacıyla komaya sokanlara dava diyor. Covid-19'a yakalandıktan 21 ay sonra ayağa kalkabilen hayır yazıcı 7 ay kaldığı hastaneyi şikayet etti. Yazıcı hastane ve 3 çalışanının sahte ilaç vererek komaya girmesine neden, oldu, neden olduğunu savundu. Savcılık sanıkların 6.5 yıl hapsini istedi diyor. Burada bu bilgilere yer veriyor. Öte taraftan katile lanet yağdı demiş. Kocaeli'de yangın çıkan evde ölü bulunan Büşra'nın vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Büşra'yı öldürdükten sonra evi ateşe veren katil tutuklandı diyor. Cuma günü yangın söndürmeye giden ekipler, Büşra Kabataş'ın cesediyle karşılaştı. 11. sınıf öğrencisinin Büşra'nın annesi Aylin Çetin, "Katil Taner, yaylacı asıl beni öldürmek istiyordu. Evlenmek teklifini kabul etmeyince çıldırdı. Benden intikam almak için kızıma katletti. Katili cezalandırın." diye feryat etti. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ne diyelim? Burada söylenecek çok fazla bir şey yok. Sırada bir haberimiz var efendim. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konya polisi gençleri zehirlemek isteyen zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Zehir tacirleri ve sokak satıcılarına karşı yapılan başarılı operasyonlara her gün bir yenisini ekleyen narkotik ekipleri piyasaya sürülmek üzere yola çıkarılan uyuşturucu maddeleri zehir tacirleriyle birlikte yakaladı. Yol uygulamasında durdurulan bir araçtaki evli çiftin şüpheli hareketleri narkotik polisinin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerince hassas burunlu narkotik köpeği Alex ile araçta yapılan detaylı aramalarda arka koltuğun <laughs> alt kısmına zorlanmış vaziyette toplam 2 kilo 960 61 gram kokain maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan evli çift Tarık Erdem ve Serap Erdem gözaltına alındı. Öte yandan narkotik ekiplerince yapılan saha çalışmaları esnasında Meram ilçesinde durdurulan iki kadının çantalarında yapılan aramalarda toplam 1500 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilerek el konulurken Ceyhan Yıldız ve Ülkü Ceyhan gözaltına alındı. Keşke terör olmasa, keşke insanlar birbirini öldürmese, keşke insanlar huzur, rahatlık içerisinde yaşasa. Ama Yüce Allah orada da, Yüce Allah orada ne diyor? E, siz diyor kolay kolay cenneti kazanabileceğinizden sandınız diyor. Buradaki annesinin özellikle imtihanı evlatla. Allah yar ve yardımcısı olsun. Diğer cani de kesinlikle öyle tahmin ediyorum ki e, yani yargı gereken cezayı verecektir. Bizler öyle tahmin ediyoruz. Öte taraftan da bu anneye ne diyelim? Yüce Allah sabırlar versin diyelim. Bir evladıyla hiçbir insanı yüce Allah imtihan etmesin. Çok zor. Hamdolsun bizler yaşamadık. İnşallah çevremizde yaşamasın, bütün insanlarımızda yaşamasın. Ama bir insanın evladıyla imtihan edilmesi çok çok zor. Allah bizlere o günleri göstermesin diyelim efendim. Avrupa bu ayıbı bitir diyor. Hürriyet Özellikle Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarına Schengen eziyeti yarın özellikle Avrupa Konseyi Pan, Parlamenter Meclisi'nin AKMP gündemine giriyor, geliyor. Meclisin alacağı tavsiye kararı eziyetin sona ermesinde etkili olacak demiş. Burada AB'den 4 talep diyor. Ankara'nın vize uygulaması ile ilgili 4 talebi bulunuyor. Bunlardan ilk vazife Özellikle ilk vize kararlarının yargıya taşınabilmesi, ikinci talep başvurunun reddedilmesi durumunda ödenen paranın en azından bir kısmının iade edilmesi, son iki talep ise vize sürecinin diyalog halinde ilerlemesi ve uygulamanın tüm ülkeler için teklif hale getirilmesi. Para iade edilmeli diyor. Genel Kurul'dan bir tavsiye kararının çıkması konuyla ilgili farkındalık oluşturacağını ifade eden. AKMP Türk Grubu Başkanı Ziya Altun Yaldız şunları söyledi. Eğer kişiye dair bir muamele söz konusuysa bütün gerekçelerinin net bir şekilde paylaşılması lazım. Karşı tarafında bunu bilme hakkı var diyor. Burada bu ifadelere yer veriyor efendim. Şu şey var özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın özellikle yaptığı operasyonlarla ilgili bir yakalamalar var, bir malzemeler var. Bir bakalım ona tekrar buradayız. Pençekilit harekatı kapsamında mağarada ele geçirilen malzemeler, örgüt ait kitaplar, dokümanlar, mağara içinde tutulan defterler, kayıtlar, aydınlatma sisteminde kullanılan led lambalar, bir adet UPS, bir adet ekran, bir adet Yasu el telsiz, iki adet sabit merkez Yasu telsiz, kablo, 2 adet el bombası, 1 adet sis, 850 adet M16 piyade tüfeği mermisi, yaklaşık 2000 adet PKM Bixi mermisi, 850 adet AK-47 Kalashnikov piyade tüfeği mermisi, RPG-7 roket atar bir adet bitsi, iki adet oksijen tüpü, bir adet jeneratör ve örgüte ait paçavralar ele geçirilmiştir. Evet efendim hürriyetle devam ediyoruz. Cinayeti siyasete malzeme yapmayın diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan müzisyen Onur Şener cinayetinin özellikle siyasete malzeme haline getirilmesinin ahlaki ve vicdani olmadığını söyledi. Evliliklerden uzak duralım. Ben her şeyden önce babasını kaybeden kız çocuğumuza genç yaşta evladını toprağa veren ailesine sevgili eşine yapılmış bir zulümdür. Özellikle bu diyor. Hepimizin yüreğini dağlayan hadiseler karşısında elbette tepkimizi göstereceğiz. Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselelerin takipçisi olacağız. Ama maktulün sevdiklerini yaralayan fevreliklerden uzak duracağız diyor. Burada bu bilgilere yer veriyor efendim. Sağlık olsun. Gerçekten de öyle. Yüce Allah bizim vasiretimizi korusun. Ne diyelim? İnşallah kimse annesiyle, babasıyla, evladıyla imtihan edilmesin efendim. Devam ediyoruz. Konya'nın Karatay ilçesinde yaralı halde bir et ekmek fırınına sığınan ve hayatını kaybeden şahsın katili polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Doğuş Mahallesi Küçük Kum Köprü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Durmuş Süleyman isimli şahıs yaralı halde et ekmek fırınına sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın boğazından yaralandığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, sona geldik. Yüce Allah'a olsun, şükürler olsun. Günlerden çarşamba efendim, ee, siha, sabah haber kuşağındaydık. Ee, mekanı cennet olsun. Medine küf, özellikle e, daha önceki bizim antolojimizde yer vermiş. Sanırsın değil mi? Oysa suskun ölüm gibisin. Aflara sığınıyorum, sığamıyorum. Yüreğimde buruk bir ses özgürlüğe uçuyor. Rumuz çiçeklerim, kardelen açmış bozkırların, gelengisinde toprak misaliyim. Gönül, aflarım buyuruyor. Zilhet katrelerinde çöl aşıyor sevda bülbülüm. Yakar kor misali kül olur benliğim. Bir telaşalı gönüle hapseder ömürleri. Bak yağmur öksesinde. Medine küf, mekanın cennet olsun. Hoşçakalınız. Şehrin markasını korumak için üstün bir cesaretle yürümek. Yarını düşünerek bu yolda üstün bir hizmet anlayışıyla gönüllere ulaşmak. Yürüdüğünüz yol ne olursa olsun sizin şehrinizde, sizin markanızdan vazgeçmeyin. Tren Otomotiv sizin tercihiniz.